Çünkü Mert abim sınavdan 100 alıp okul birincisi olmuştu. Bu yüzden annem de Sude sürekli Mert abimle ilgileniyor. Ona sayılıyor. Hatta onu benden daha çok seviyorlardı. Peki ya ben? Ben ne olacağım arkadaşlar? Kimse benimle ilgilenmiyordu. Derken aklıma bir fikir geldi. Eğer ben okul birincisi olursam herkes benimle ilgilenir, beni sever, hatta en iyi oyuncaklarım bana alırdı. Ama onun için Mert abimin notlarının düşük olması lazımdı. Ve ben de Mert abimin notlarını nasıl düşüreceğimi çok iyi biliyordum. Mert abi! Oyun oynayalım mı? Hayır Pelosu, ders çalışıyorum. Benim abimin bu çalışkanlığı şaka mı? Evet şaka. Neyse ya. Mert abi hadi ya, lütfen oynayalım. Ödevini sonra yaparsın. Hayır Pelosu, olmaz. Benim bu performans ödevini yarına yetiştirmem lazım. Evet Pelosucuğum, duydun. Abimi meşgul etme. Zaten abim okul birincisi olmakla çok meşgul. Oy! Ben de bir gün okul birincisi olacağım. Görürsünüz siz, tabii beynim oluyorsa. Pelosu sen zaten birincisin. Ama sondan birinci. Annen sondan birinci Sude. Annemi karıştırma Pelosu, anneler kutsaldır. Neyse abi boş ver boş ver. Dön ödevini yapmaya devam et. Bu ne ya böyle? Mert abi benimle oyun bile oynamıyor. Benimle oyun oynasaydı ödev neyini yapamazdı. Ondan sonra sınavdan düşük alırdı. Annem de onu sevmezdi. Neyse ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Canım ailem, ben uyuyorum. Lütfen kimse ses çıkarmasın. Biliyorsunuz benim için okul öncesi uyku çok önemli, dersleri anlamam için. Neyse yatayım bari. Arkadaşlar bu arada bakın, kıyafetlerimle uyuyorum. Çünkü hazırlanması kolay oluyor yarın. Neyse iyi geceler. Tamam abicim, evdekiler hiç ses çıkartmayın çünkü abim uyuyor. O okul birincisi olduğu için erken uyuması gerekiyor. Şuna bak ya, sanki Mert abim İngiltere prensi. Böyle iş mi olur? Saat daha kaç, hava kararmamış, erkenden uyuyor. Ama ben ne yapacağım şimdi? Mert abimin uyumasına engel olacağım. Mert abim bugün hiç uyuyamayacak. Sabah da kalktığında çok kötü hissedecek. Okulda çok verimsiz olacak. Dersleri dinleyemeyecek ve okul sonuncusu olacak. Tıpkı benim gibi. O yüzden şimdi şu hoparlörümden sol ses müzik açayım da ona gününü zindan edeyim. Ya bu ne ya? Bu ses nereden geliyor ya? Şunun sesini kısar mısınız? Bakın uyuyamıyorum. Sonra yarın derseme odaklanamayacağım. Ya kısama. Posta daha çok açıyorum sesi ki sen uyuyama. Anlaşılan bu sesten kurtulamayacağım. En iyi sultanlık takayım. Ha? Hiçbir şey duymuyorum. Tamam, içeridekiler istediği kadar müziğe devam etsin. Ben uyuyayım da yarın okul birinciliğim devam etsin. Sabaha kadar müzik dinledik. Mert abim var ya, müziğin sesinden kesin hiç uyuyamadı. Bugün günü berbat olacak. Gideyim de bir Mert abimi kontrol edeyim. Mert abi ne yapıyorsun? Hadi uyan, okula geç kaldın. Mert abim nerede? Buradayım Pelosu. Okula gitmek için hazırlanıyorum. Erkenden okula gidip ders çalışacağım da biraz. Hayırdır, sen neden erken kalktın peki? Mert abi ben hiç uyuyamadım ki sesten. Yoksa sen uyuyabildin mi bu kadar sese rağmen? Yo, ben mışıl mışıl uyudum. Valla ses çoktu dün. Ben de o yüzden kulaklığımı taktım ve hiçbir şey duymadan uyudum. Neyse hadi ben okula gideyim ya. Önümden çekil, beni de lafa tutma. İnanamıyorum ya. Nasıl uyudun? Pelosucuğum mışıl mışıl uyudum dedim ya. Bu arada elini yüzünü yıka, biraz uykulu gözüküyorsun. Neyse beni lafı tutma ya, ben gidiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya, başarısız oldum. Şimdi uykusunu aldı. Tüm dersleri dinleyecek, hepsinde de başarılı olacak. Beni suçum, performans ödevimi unutmuşum. Onu almak için yok, geri geldim. Yok sen git. Sen geç kalma okula, dersleri çalış. Ben getireceğim seni performans ödevini. Tamam, Allah! Bana da çok iyi bir fırsat oldu. Şimdi Mert abim performans ödevini paramparça edeyim de öğretmen görsün. Bu ne? Bu nasıl ödev desin? Ondan sonra da Mert abime koca bir sıfır versin. Tamamdır. Çok iyi bir fikir. O zaman hemen gidip Mert abim performans ödevini parçalayayım. Mert abi ödevini getirdim. Dosyanın içinde. Aa, çok teşekkür ederim Pelosu. Önemli değil Mert abi. Ödevini teslim etmeni hiç sabırsızlanıyorum. Günaydın çocuklar. Ödevlerinizi çıkarın. Hepsini kontrol edeceğim. Günaydın öğretmenim. Ben ödevimi yaptım. Hem de çok uyaştım. Buyurun kontrol edin. Ne kadar güzel bir ödeve benziyor. Bir kontrol edeyim. Vay, çok güzel yapmışsın Pelosu. Peki okul birincisi Mert, sen ödevini yaptın mı? Yaptım öğretmenim. Yaptı yaptı öğretmenim. Çok uyaştı. Ben gördüm aynı evde yaşadığımız için. Neyse şimdi ben 100 alayım da okul birinciliğimi devam.
devam ettireyim. Buyurun öğretmenim. Aslında bu ödeve bakmama gerek yok. Çünkü her zamanki gibi 100 alacaksın. Ama en iyisi ben bir kontrol edeyim. Bu da ne böyle? Bu ödev yırtık. Aa, Mert abi ya, okula yırtık ödev getirmişsin. Bu yapılacak iş mi ya? Ne kadar ayıp. Öğretmenim, Mert abim kaç aldı? Tabii ki de 0 aldı. 0. Bu nasıl bir ödevdir ya? Yırtık ödev mi getirilir? Biz seni okul birincisi yapalım, sen bize yırtık ödev getir. Oldu. Ama öğretmenim, benim ödevim yırtık değildi. Nasıl yırtıldı ya? Bir saniye. Pelin Su? Efendim, ödevden 0 alan Mert abi. Sen bunu bilerek yaptın. Ödevimi sen yırttın değil mi? Okul birincisi olduğuma kıskandığın için. Mert abi, öncelikle konuşmalarına dikkat edersen iyi olur. Çünkü sen artık okul birincisi değilsin. Ödevlerinden 0 alan bile okul birincisi olamaz. Öğretmenim, peki Mert abim artık 0 aldığı için okul birincisi kim oluyor? Vallahi bilmiyorum Pelin Sucuğum. İkinci derse yapacağım sözden eğer sen 100 alırsan sen okul birincisi olursun. Ama Mert abim 100 alırsa Mert abim birinci olur. Konu kapanmıştır. Ne? İkinci derste sözlü mü var? Ne oldu Pelin Su? Yoksa sözlüğe çalışmadın mı? Hayır, çalışmadım. Ben bilmiyordum ki sözlü olduğunu. Benim o sözlüden 100 alıp okul birincisi olmam lazım ki. Sen de ikinci ol. Neyse, şu kitabımı alayım da hemen gidip ders çalışayım sözlüğe kadar. Çalış çalış. Tabii anlayabilirsen. Neyse, okul birinci sertimi ben olurum çünkü ben ondan daha zekiyim. Ama bir saniye ya, ya okul birincisi olamazsa, ya benden yüksek alırsa, ay ben riske atmayayım. O zaman ne yapayım biliyor musun? Onun yanına gideyim, diyeyim ki sana yardım edeyim, ders çalıştırayım diyeyim. Sonra tüm yanlış cevapları ezberleteyim, ondan sonra sıfır alsın. Evet, bu çok iyi fikir. O zaman hemen gideyim yapayım. Şimdi ilk halife kimdi? Ay. Pelin Su! Ne oldu? Yoksa ders çalışırken zorlanıyor musun? Evet Mert abi ya. Gerçekten bu sorular çok zor. Sen nasıl her sınavdan 100 alabiliyorsun? Keşke okul diye bir şey olmasaydı. Ders hiç olmasaydı, sınav hiç hiç olmasaydı yani. Ah şu zavallıya bak. Hemencecik unutuyor okuduğunu. Neyse, dur planımı uygulayayım. Pelin Su'cum, sana yardım edeyim istersen ben. Ne? Bana yardım mı edeceksin gerçekten? İnanamıyorum Mert abi. Ben senin ödevini paramparça ettim. Senin sıfır almanı sağladım. Ve sen yine de bana yardım mı ediyorsun? Gerçekten mi ya? Evet evet. Pelin Su, sen benim kardeşimsin. Biz bir aileyiz. O yüzden tabii ki de sana yardım ederim. Çok teşekkür ederim Mert abi. Sen çok iyi birisin. Hadi beni çalıştır. Tamam, çalıştırayım. Bak, soruların tüm cevapları burada yazıyor. Bunları sırasıyla okuyacaksın. Tamam mı? Tamam. Sakın sırasını yanlış söyleme. Birincisi de birincisinden, ikincisini ikincisinde okuyacaksın. Tamam Mert abi, merak etme. Öğretmeni de öyle oku. Tamam Mert abi. Hazreti Ebu Bekir 1453 anne Kanuni Sultan Süleyman. Tamamdır, galiba hazırım. O zaman gidip sözlüğe gireyim. Öğretmenim, öğretmenim. Ben sözlüğe çok çalıştım. O yüzden hemen beni sözlüğe yapar mısınız? Oo, tamam kızım. Heyecanlı olduğuna göre seni birazcık rahatlatayım. İsmin ne? Ha, sanırım bu sözlüğün ilk sorusu. Dur şuradan bir bakayım. Hazreti Ebu Bekir. Öğretmenim, benim adım Hazreti Ebu Bekir. Ne diyorsun? Beniyorsun. Senin adın Hazreti Ebu Bekir mi? Tekrar soruyorum. İsmin ne? Hazreti Ebu Bekir öğretmenim. Kızım, ben sana ismini soruyorum. Adını, senin gerçek ismin ne? He, anladım galiba öğretmenim. Hazreti Pelin Su. Allah'ım yarabbim, verdiği cevaba bak. Neyse, ikinci soruyu soruyorum. Kaç yaşındasın? Bir saniye öğretmenim, kaç yaşındayım? 1453. Öğretmenim, ben 1453 yaşındayım. Allah'ım yarabbim ya, şu kızın verdiği cevaplar yüzünden beynimi tasa atacak ya. Neyse, sözüme geçeyim de kız bir an önce gitsin yanımdan. Peki Pelin Su'cum, Roma'yı kim yaktı? Roma'yı kim yaktı? Üçüncü sorunun cevabı ne? Annem. Annem öğretmenim. Ne? Annen mi? Peki Pelin Su'cum, senin annen kim? Uy, dördüncü sorunun cevabı neydi ya? Bakayım, Kanuni Sultan Süleyman. Öğretmenim, cevap Kanuni Sultan Süleyman. Ne? Kızım, senin annen Kanuni Sultan Süleyman mı? Öğretmenim, vallahi ne dediysem o. Ay, çok heyecanlıyım ya. Baksana, öğretmen bir şaşırdı ve heyecanlandı. Kesin yüz aldım, ondan da öyle yapıyor. Öğretmenim, kaç aldı? Pelin Su'cum, senin annen kaç aldığını mı soruyorsun ya? Sıfır aldı, sıfır sıfır sıfır. Hala benimle dalga geçiyorsun. Nasıl ya? Bütün soruların hepsinin yanlış cevabının. Nasıl git gözüm görmesin ya. Allah Allah yarabbim.
iyi aldım. Ya ne okul birincisi olamadın? Gidip de aileme söyleyeyim. Okul birincisi ben oldum. Penüsü de sıfır aldı. Sıfır aldığı için de okul sonuncusu oldu diyeyim. Of ya. Keşke okul birincisi ben olsaydım. Annemler beni daha çok severdi.